ile ifade etmeye çalıştım. Biraz daha ayrıntısına girmek gerekirse şunu söyleyeyim. Yani ben bunu sadece bir partinin iktidarın veya muhalefetin meselesi olarak görmüyorum zaten. Bu milletin meselesi. Ben, bu milletin meselesi. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin meselesi. Evet. Dolayısıyla ben yani tabii değerli Süheyl Hoca aktif siyasetteki yaşamışlıkları, Yap. tecrübeleri var. Hayal kırıklıkları efendim işte gördüğü o doğrudur. Yani o tespitlerine ben bir şey demem yani açıkçası. Ama benim meselem o değil. Yani benim günlük e, veya siyasi polemiklerden yani bu iktidar partisinden de olabilir, muhalefete. Ben oraya ben orada değilim. Yani ben en azından şu yayında orada değilim. Evet. Benim meselem daha dar perspektifi geniş olan, daha yukarıdan bakan ve bir aydın, bir e, bir bir akademisyen olarak. olarak, hukukçu olarak benim Türkiye Cumhuriyeti devletinin Bakın bu nedenle sözlerimin başında dedim ki siyaset kurumunu. Burada AK Parti, CHP, şu ay, B Parti ayrımı yapmadım ben. Evet. Yapmam da. Eğer bugün e, Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmuşsaydı, olmuş olsaydı aynı şeyleri söylerdim. Benim mesela burada iktidar veya muhalefeti e, çatıştırma noktası değil. Ama iktidar ve muhalefetten şunu istiyorum, şunu talep ediyorum bir yurttaş olarak. Kardeşim siz günlük politik polemi mücadelenize devam edin her ne şekilde ediyorsanız evet. edin. Ama sizin gerçekten artık bu millete bir borcunuz darbe var. Darbe ürünü olan evet. önümüzdeki gençlere, nesillere bir borcunuz var. Asgari müştereklerde bir araya gelerek çünkü şimdi bir siyasi parti A partisi kendine göre bir e, öneri çıkartır, bir taslak evet. çıkar. Milliyetçi Hareket Partisi çıkardı mesela 100 evet. maddeli. 100 madde. Evet. Ya bu çalışmayı yapın. Kamuoyla da paylaşın. Ama kategorik bunlarla olmaz. 2007'de 2010'daki şeylerde de e, Allah uzun ömür versin. Merum e, e, şey e, şey e, Ergün hoca da vardı değil mi? Tabii tabii. De, tabii komisyonda tabii, tabii, çok tabii. aktif evet. ve çok katkı da verdiler. Ki oradaki parlamentodaki işbirliği sayısal çoğunluğa göre komisyonda temsil değildi. Ama dikkat edersiniz. Evet. Bakın siz de dikkat edersiniz yani sonunda millete gidilmeli yani. Ki ben onu <laughs> o aritmetik, hani en başta söyledim. Yani yüz yani, oyunları yani isterseniz mecliste 500 550 milletvekiliyle e, kabul edilsin. Yine bir anayasa millet. metni son tahlilde mutlaka halkoylu millet iradesine bir başvurulacak. Evet. Millet kararını verecek ya. Evet. Evet mi hayır mı? Ama bunun netice itibariyle gidebilmesi için de bir hazırlığın yapması lazım. Bu hazırlığı da ben üniversite olarak yapamam. Siz medya olarak yapamazsınız. Bir sivil toplum kuruluşu kendisi çıkarıp yapamak. Bunlar öneri getirebilirler. Anayasanın ilk dört maddesiyle temel hak ve özgürlüklerle, işte vatandaşlık tanımıyla, işte yargıyla ilgili öneri getirebilirsin. Ama bu işi, e, e, bu, 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 bunu, e, bu bu görevi öncelikle ve özellikle yerine getirmesi gereken siyaset kurumu. Bu evet. nedenle parlamento önemli. Bu nedenle parlamentoda siyasi partiler arasında mesela ben Özgür Özel değil e, şeyini kıymetli buluyorum. Kapatmıyoruz. Bir dinlememiz lazım. Tabii. Ne getirdi? Çok evet. ya bu diyalog bakın Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Evet. Cumhurbaşkanı da söyledi. Dedi ki yani siyaseti Özgür Özel'le bu anlarım. Farklı dünya görüşleri, bakışları bugün ailede bile çocuklarınızla farklı dünya görüşlerine Tabii. sahip oluyorsunuz. Yani bir de yaslanacak bir şey değil. Bu kötü de bir şey değil. Ama önemli olan o diyalog mekanizmalarını, o insani diyalogları bulabilmek, görüşlerin, düşüncelerin yarışması ama toptan külliyen kategorik bir şekilde ya ben A partisiyle anayasa yapmam, B partisiyle yapmam. Ya bu 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 bu, bu, bu tamamen poli bir siyasi bir şey, yazık yaklaşımdır. Bir şey. Millete tamamen yazık. siyasidir. Yani bunun böyle akademi veya bunun böyle ne bileyim Türkiye'nin gerçekten milletimizin ne diyoruz? ali menfaatleri evet. çok şey kullanılır. Evet. Milletin menfaatleri kardeşim. Hadi evet. biz 40 yıldır, 42 yıldır darbe anasısıyla yaşadık yani. Evet. 82 ve kurumlarıyla. da sorsanız ve kurumlarıyla yani sadece ve kurumlarıyla yani maddeleri değil sadece. Çünkü yansımaları aynı şekilde evet. oldu. Ya bugün evet. YÖK'ü tartışılıyor. Bütün siyasi partilerin şeyinde var. Ama var. kaldırmak. Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndaki yürütmenin <laughs> temsili meselesi ne zaman geldi? 80 öncesi yoktu. Hadi siyasi partiler Ecevit iktidarı olsun, Demirel iktidarı olsun, özel iktidarı olsun, son olarak işte e, e, Erdoğan iktidarı olsun. Efendim, siyasi partiler kanununda şunu yaptılar. Bakın bu siyasi yaklaşımdır. Onlar çünkü o zaviyeden baktılar. Doğru muydu? Bana göre yanlıştı. Evet. Ama bunu kişiselleştirmemek lazım. Ecevit döneminde de tali değişiklikler yapıldı. Tabi tabi. Özal döneminde de yapıldı. Erdoğan döneminde de yapıldı. Değişiklikler. Yani bu farklı. Dolayısıyla benim e, siyasetin politik günlük polemiklerinin dışında daha üst pencereden bakarak Türkiye kardeşim bunu ha bunun ha, samimi olup olmadığını bir siyasi partinin bu iktidar olur şey muhalefet Hı. olur. Samimi olup olmadığına millet karar verir. Hiç merak etmeyin. Milyonlarca insan böyle biz ekranlara çıkma Hı. şansına sahibiz. Görüşlerimizi söylüyoruz. Binlerce, milyonlarca insan bakar uzaktan. Sessiz çoğunluk. Yani Nereye o, gidiyor bu işler? sesi yani sanmayın ki ekranlardan gazetelerden medyadan okuduklarına inanıyorlar sessiz milyonlar var evet. ve sessiz milyonlar kimin ne yaptığını nasıl yaptığını takip eder not eder ve onun da hesabını günü geldiğinde sorar. Peki şimdi bir başka.